Merhaba. Ben Doktor Şükrü Torun. Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu dersimizin 6. ünitesinde neler var, neler yok, neler öğreneceğiz bu ünitede? Bunları paylaşmak için sizlerle birlikteyim. 6. ünitemiz işitme, dil, konuşma ve yutma bozukluklarında bakım ve rehabilitasyon başlığını taşıyor. Bu ünitede daha önceki ünitelerde gördüğümüz çeşitli nörolojik hastalıklara bağlı olarak veya yaşlılığın bir geldiği noktada ortaya çıkan bozukluklar olarak işitme duyusunun değişmesi kaybı, işitme kaybında nasıl bir rehabilitasyon yaklaşımı gösterildiği nörolojik temelli nörolojik bozukluklara bağlı olarak dilde, konuşmada ve yutma fonksiyonundaki beslenme açısından çok önemli ortaya çıkan değişiklikleri ele alacağız ve bunlarla ilgili tabii ki Bakım ve rehabilitasyon ilkelerini, yaklaşımlarını gözden geçirmeye çalışacağız. İşitme duyusu bildiğiniz gibi dış dünyayla bağlantıyı kuran çok çok önemli bir duyuyor. Hatta gelişim basamaklarını düşünürsek dil ve konuşmanın gelişmesi için de çevresel e, ortamdan içinde bulunan dilin ve konuşmanın bir e, uyaran tarzında yeterli yoğunlukta bulunması gerekiyor. Yani işitme sistemi dilin gelişiminde, konuşmanın gelişiminde de çok çok önemli bir sistem. Yaşlılık e, kulvarına girdiğimiz zaman yaşlanmayla birlikte diğer tüm organ e, sistem ve dokularda olduğu gibi e, kulak e, ve iç kulak elemanlarında bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak işitmede bir azalma karşımıza çıkıyor. Fizyolojik sınırlar içinde bireyin sosyal yaşantısını ve etkileşimlerini bozmayan düzeylerde bir müdahale gerektirmiyor bu ama belli bir aşamayı geçerse eğer işitme duyusunun kaybı kişinin sosyal açıdan izole olmasına, iletişiminin bozulmasına ve çevresiyle bağlantılarının kopmasına giderek de yaşam kalitesine olumsuz etkilerde bulunmaya başlıyor işitme sistemine baktığımız zaman bunun bir merkezi bir de çevresel yani periferik elemanlar olduğunu görüyoruz. Periferik elemanlar daha çok işte kulak kepçesinden başlayarak orta kulak yolu iç kulak, kohlea dediğimiz iç kulaktaki organımız ki mekanik enerjiyi beynin işitme alanlarının anlayabileceği elektrokimyasal enerjiye çeviren bir Sistem işitme de çok çok önemli. Merkezi sistemde beyin sapından başlayarak beyindeki işitme alanlarının e, tanımlandığı bir sistem. İşitme kayıplarında çeşitli biçimde rehabilitasyon yaklaşımları gerçekleştiriliyor. E, rehabilitasyonun profesyonelleri tarafından kulak-burun-boğaz uzmanları, e, efendim, odyo audio metrisler, odyologlar e, ve fizyoterapistler bu konuda birlikte ekip halinde çalışıyorlar. Ayrıca bu ekibe bu konuda ihtiyaç duyulan çeşitli teknolojileri üreten e, mühendislik alanları da dahil edilebilir. Çünkü işitmeye yardımcı teknolojiler dediğimiz zaman işitme kaybının rehabilitasyonunda sıklıkla e, işitme cihazlarının ve koklear implantların yani iç kulağa yerleştirilen e, özel cihazların kullanıldığını görüyoruz. O yüzden yardımcı teknolojiler işitme kayıplarında yaşlıda da doğuştan gelen işitme kayıplarında da çok çok önemli. Nörolojik bozukluklara bağlı olarak çok çeşitli dil konuşma bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bunları değişik terminolojilerle isimlendirebiliyoruz. Mesela afazi daha önce güntellerde de bahsettiğimiz gibi ve kitabınızda ve dersinizde de göreceğiniz gibi daha çok beyin damar hadiselerine onlardan da daha çoklukla tıkanıklığa bağlı bazen de kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan söz yetimi diye Türkçe karşılığını söyleyebildiğimiz bir durum bireyin hem ifade etmesi, kendini ifade etmesi bazı tiplerinde de afazinin çevreden kendisine ifade edilenleri yani konuşulanları anlaması bozulabiliyor. Bu da takdir edersiniz ki çok önemli bir eksiklik oluyor yaşamında. O yüzden dil ve konuşma terapistleri e, öncülüğündeki rehabilitasyon, dil ve konuşma rehabilitasyonu yaklaşımları, dil ve konuşma terapisi çok büyük önem taşıyor. Bakım ve rehabilitasyon elemanlarının bu iletişimleri, ilişkileri sağlamada gösterilen, profesyoneller tarafından gösterilen rehabilitasyon ve terapi girişimlerinin evde e, sürdürülebilirliğini sağlamada e, çok çok önemli bir yeri var. O yüzden afazi, konuşma praksisi, dizartri, parafazi, disfaji bunlar ne demek? Bu terminolojileri ilgili uzmanlarla paylaşabilmek için e, bilmek, öğrenmek önemli. Ünitemiz bunları da tabii ki sizlerle paylaşıyor. Ama çok kısa söylersek konuşma praksisi Konuşmanın beyinde bir planlanma programlanma aşaması var. Bu plan program aşamasının bozulmasına bağlı olan ifade bozuklukları. Dizartri sözcükleri, sesleri, konuşma seslerini dilimizle, dudağımızla, damağımızla ve sesletim elemanlarımızla ifade ettiğimize göre... ...bu çevresel elemanların yeterince bu ifadeleri gerçekleştirecek hareketleri yapamamasına bağlı anlaşılabilirliğin bozulduğu bir konuşma biçimi... Parafazit daha beyinsel kökenli. Ee, herhangi bir objeyi, durumu isimlendirirken olması gerekenden farklı şekilde ifade etmeler. Bunun sessel olarak farklı olabilir. Örneğin bardak yerine badlak demek gibi. Veya tamamen anlamsal olarak farklı olabilir. Aslında bardağı ifade etmek için tabak demek gibi. Buna da parafazit diye kısaca geçebiliriz isimlendirme yaptığımızı söyleyeyim. Disfaji tam karşılığı yutma bozukluğu demek. Bu da çeşitli nörojenik sebeplere bağlı olarak yaşlıda beslenmeyi bozan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, o zaman işitme, dil, konuşma ve yutma bozukluklarında bakım ve rehabilitasyon dediğimiz zaman burada bakıma ve rehabilitasyona e, ihtiyaç duyuracak bozuklukları tanımak, bu bozuklukların özelliklerini bilmek bu bozuklukların rehabilitasyonu ve terapisiyle hangi uzmanlık alanlarının uğra uğraştığını ve çalıştığını öğrenmek, benzer terminolojiyi paylaşmak ve sürdürülen bakım ve rehabilitasyon girişimlerine e, bilgilerimiz ve yönergeler öneriler çerçevesinde katkıda bulunmak önem taşıyor. Sevgili arkadaşlar, e, dersimizin kalan ünitelerinde de tanımak amacıyla birlikte olacağız tabii ki. Ama o zamana kadar sizlere güzel günler ve öğrenme materyallerimizden sonuna kadar yararlanma davranışları diliyorum. Hoşçakalın.